Hem emekçi hem bilge biriyle tanışma vakti şimdi. Şevki Kılıç 80 yaşında. İki çocuğu, iki torunu var. Yıllarca memurluk, sonra hurdacılık yaptı Edirne sokaklarında. Üniversite okuma hayalini ise 4 sene önce gerçekleştirdi. Hurdacılıktan kazandığı paralarla Trakya Üniversitesi tarih bölümünü bitirdi. Bu sene de aynı üniversitenin arkeoloji bölümünü kazandı. Altay Altı ve Mehmet Bal'ın özel haberi. Mücadele etmiş. Hayat bana mücadele öğretti. Zorluklarla savaşmış. Dışarıdan topladığım hurdaları satıyorum. Onların parasına sınava giriyorum. Ve asla pes etmemiş bir adamın Şevki dedenin hikayesi. İsveç Kralı Demirbaş Çarlı'nın dediği gibi yenile yenile yenmeyi öğrenirler. O hem yılların memuru hem Edirne sokaklarını el arabasıyla arşınlayan emekçi bir hurdacı. Şimdilerde ise ikinci kez üniversite kazanan en yaşlı öğrenci. Sınıfın en yaşlısı siz misiniz? Şu anda Edirne'de benden başka yaşlı öğrenci yok. Yine ben geldim, Trakya Üniversitesi. Bir elinde bastonu, diğer elinde çantası, kitapları. Ansiklopedi gibi birisi o. 80 yaşındaki Şevki amca. Tam 1983 senesinden beri üniversite sınavlarına giriyor ve girmeye de devam ediyor. 4 sene önce Trakya Üniversitesi tarih bölümünden mezun oldu. Bu sene de yine Trakya Üniversitesi arkeoloji bölümünü kazandı. O Edirne'nin bilge amcası. Bilge amca diyorlar. 2016'da üniversite kazanacağımı hiç aklımdan geçirmezdim. Üstelik 4 sene sonra da bir de arkeolojiyi kazandım. Okuma aşkım bitmedi. İnsanlara bilgi edinmesi herhangi bir yüke benzemez. Bilginin insana hiçbir ağırlığı yok. Kendisi bir bilge insan. Tarih bölümümüzü bitirdi. Arkeoloji okuyacağım diyordu ve 80 yaşında da arkeolojiyi kazandı. Şevki Kılıç'ın okula gelirken boyalı ayakkabıları, takım elbisesi, çantası ve bastonu hiç eksik olmuyor. Hep grand tuvalet misiniz böyle? Evet, okulda resmi yerlerde hep böyleyim ama hurdacılıkta yanımdan geçseniz belki beni tanıyamazsınız. Üstüm başım bejmürde, yüzüm kara boya içinde. Utanmaya gerek yok. Elleri kirlenir ama hiç olmasa alınlarına bir damga yapışmaz. 80 yaşındaki Şevki dedenin okuma hırsı, okuma azmi bitmiyor. Yıllarca memuriyet yaptı ve hurdacılık da yaptı. Ancak o yine fakültede, üniversite sıralarında dirsek çürütmeye devam ediyor. Gelecek sene kısmetse torunla beraber üniversite sınavına gireceğiz. Cicero'nun bir sözü vardı. Yaşamak için yiyin, yemek için yaşamayın demişti. Ben de tersini söylüyorum. Okumak için yaşıyorum.